değerli misafirlerimiz, iş geliştirme süreçlerinde inovasyon konulu sunumu için Sayın Yekta Özözer'i mikrofona davet ediyorum. Sağ olun. Buyurun buyurun. Buyurun Ceyda. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi ben çok özet, bizim bazı dediği çok doğru Haluk Bey'in. Bu iş aslında biraz sanat. Niye bu kanıya vardık? Onunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi birçok yenilikçilik, ben daha Türkçesi olduğu için yenilikçiliği daha çok kullanıyorum. Ama inovasyon yenilikçilik aynı şeydir. Yenilikçilik metodunu inceledik. Acaba dedik bundan. Benim yurt dışı ortağım var. Onun 53 tane adamı var. Benim 3-4 arkadaşım sırf bu işle uğraşıyor. Ve biz bunların sentezlemesinden acaba bir yöntem çıkarabilir miyiz diye baktık. Bütün derdimiz şu. Bugün yenilikçilik hep tesadüfi şeylerle yapılıyor. Yani ben gidiyorum, beyin fırtınası yapıyorum. Bir şey buluyorum. Bir gün aklıma geliyor, bunu buluyorum. Zaten beyin kalıbın dışına çıkması için tesadüflere ihtiyacı var. Beyin fırtınası metotları da bunun üzerine kurulu zaten. Ben de Türkiye'de en fazla beyin fırtınası moderatörlüğü yapmış kişiyim. Tesadüfün önemine inanıyorum. Ama acaba bunun arkasında bir matematik var mı? Bir tümden gelen bir şey var mı? Onun arayışı içerisindeyiz. Ve bulgularımız bunun belli bir ölçüde matematiğin olabileceği şeklinde sonuçlandı. Hala da devam ediyoruz. Benim en temel, ki proje yönetiminin de en temel prensiplerinden bir tanesi verimlilik. Verimliliği de fayda, maksimum, kaynak, kullanılan kaynak, yani zaman, maliyet, enerji, efor, hepsi minimize etmeye çalışıyorsunuz. Beyin de böyle çalışıyor. Yani beyin mevcut patikayı kullanarak az enerjiyle daha fazla iş yapmaya çalışıyor. Bu da çok doğal, çünkü şu anda bile otururken vücudunuzun toplam tükettiği enerjinin %70'ini beyin tüketiyor. Dolayısıyla siz her seferinde tekrar sorguluyor olsaydık bu sefer bu enerjiye yetişemezdi insan. Atlamayan lastik onun için bir inovasyon. Neden? Çünkü insanların bu konuda bir sıkıntısı var. Bunu yakalamış. Ama bunu yakalarken bir taraftan da iş modelinde veya üründe bunu çözmesi lazım. Yani iki dünyayı konuşturması lazım. Özetle vermek istediğim, herkesin baktığına bakacağız. Normal insan beyni bunu yapamadığı için, kalıbın dışına çıkıp farklı bakamadığı için biz beraberinde aynı zamanda projelerde iletişim sorunundayız. Aslında genellikle ipuçlarından bir tanesi. Yani yörenizde, çevrenizde, nerede çalışıyorsanız, business development, iş geliştirmek istediğiniz alanda bir takım insanlar var, para ödeyerek bir hizmet alıyor. Bir takım insanlar var da oraya erişemiyorsa orada inovasyon fırsatı var. Burada noktalıyorum. Özetle, inovasyon çok kolay bir iş değil. Bunun bir matematiği var, onun için de bir sanat aslında. Çünkü tesadüflere yapıyoruz ama matematiğini incelediğimizde aslında bunun bir takım dinamiklere dayandığını görüyoruz. En önemlisi de tüketicinin aslında bir takım talepleri var. Onu çok iyi anlamak lazım, onu çok iyi gözlemlemek lazım. İkincisi de gözlemledikten sonra çıkan fırsatı dönüp iş modelinizde revize edip sunmak lazım. Çünkü öbür türlü yakalayamıyorsunuz onu. Yani standart çözümle giderseniz inovasyonu yakalayamıyorsunuz. Bir şeyleri değiştirerek götürmeniz lazım. Orada da bir çelişki çözmeniz genellikle gerekiyor. Araştırmamıza göre %86'sı çelişki çözerek gidiyorsunuz oraya. Yani onu da inovasyonda çelişki çözmeyi aklınızda tutun. Hep çelişki çözmemiz gerekir. Sabrınız için de çok teşekkür ederim. Misafirlerimiz, bu güzel günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim.